İyi akşamlar Sebep Sonucu, hoş geldiniz. 9 şehit verdiğimiz Kuzey Irak'taki PKK saldırısı hala hava koşulları ekseninde tartışılıyor. PKK'yı, YPG'yi harekete geçiren şeyin olumsuz hava koşulları olduğu konuşuluyor. Bence bu olayı yerele hapsetmek anlamına geliyor ve bugünün dinamiklerini de görmezden gelmek olarak gözüme görünüyor. Çünkü PKK 7 Ekim'den bu yana onlarca saldırı düzenledi. Ve 31 şehit verdik bu saldırılarda. Ve biz bu örgütün yapılanmasını, iplerini kimin tuttuğunu çok iyi biliyoruz. Çok açık ve net bir şekilde ABD tarafından eğitiliyorlar, donatılıyorlar, sevk ve idare ediliyorlar. Aralarında İsrail'in olduğu pek çok devletten istihbarat alıyorlar. Dolayısıyla bu kiralık katil çetesinin bir iradesi falan yok. Ya da çok yerelle sınırlı kalan bir irade söz konusu ortada. Aldıkları işleri sorgulayacak durumda değiller. Biz bu tartışmayı, PKK'yı eski dinamikleriyle okudukça bugüne bir türlü gelemiyoruz. Hepimizin gözleri önünde olan, delilleriyle ortada olan bu gerçeği kabul edip hareket etmemiz gerekiyor. Bazı askerler, ulusalcı diyebildiğimiz askerler, herkesin niyetini, görüşlerini sorgulayan isimler ekranlardan, ABD'nin artık bu bölgede işi yok, Kürtlerin politikaları artık değişti, İşte Çin'e odaklandılar, dolayısıyla fazla paranoya yapıyoruz diyorlar. Hatta şunu söyleyen askerler bile var, emekli askerler. Yahu diyorlar, biz ABD'ye haber vermeden niye bu bölgeye gidiyoruz? Ondan sonra tabii ki şehit veririz ve ardından gelen ifadeleri biliyorsunuz. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kuzey Irak'ta, Suriye'de ne işi var diye. 15 Temmuz sonrası bir süreç başladı. Ordunun içerisindeki asker kılıklı CIA ajanları tasfiye edildi. Ve Türk Silahlı Kuvvetleri de asli işi olan sınır dışındaki mücadelesine odaklandı. Ve tüm dünyada bir paradigma değişikliği yaratıldı. Türkiye artık sorunla, terörle sınırların içerisinde değil, sınırların hemen ötesinde köküne inerek mücadele ediyor. Dolayısıyla verilmesi gereken karar net bence. Sorgulanması gereken noktaları bir adım aşıp savaşta olduğumuzun farkına varmamız ve buna göre tartışmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Konuklarımla bu akşam önce bu konuyla başlayacağız. Pek çok gündemimiz var elbette. Kimler bizimle? Her zaman olduğu gibi Akşam Gazetesi yazarı Murat Özer. Murat hoş geldin. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Sağ ol. Aydınlık Gazetesi yazarı Gaffar Yakınca. Gaffar hoş geldin. Merhaba sevgilim. İyi yayınlar. Süper Haber yazarı Ceyhun Bozkurt. Ceyhun merhaba. Hoş bulduk. Emekli Albay İbrahim Keleş de bizimle. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. İlk defa Sebep Sonucu katılıyorsunuz evet, hocam. Evet, öyle oldu. Üstad, bu işi siz biliyorsunuz. Yani eski askersiniz. Emekli albaysınız değil mi? Evet. Emekli albaysınız. Sivillerin açıklamasını nasıl buluyorsunuz bilmiyorum ama genel olarak perspektife baktığımızda bu bir süredir yoğunlaşan PKK saldırılarını siz nasıl okuyorsunuz? Önce bu soruyu sorayım size. Yani PKK'nın bir kere bu tarihlerde böyle bir adım atıyor olması onun geçmişteki yaptıklarıyla pek örtüşmüyor. Yani genelde PKK geçmişte şöyle yapıyordu. Mümkün olduğunca sınırdan içeriye girdikten sonra kış yapılanmasına geçiyordu. Kış tertiplenmesi. Yani daha önce stokladıkları mağaralarda kalıyorlardı, yiyeceklerde, silah, mühimmatlarıyla. Bütün kışı orada geçirip baharda eyleme geçiyorlardı. Ama biz pençe harekatları sonrasında içeriye girişe müsaade etmedik. Fakat PKK'nın değişmeyen şeyi kışın o kadar çetin şartlarda bir çatışma olmuyordu. Yani bizim askerlerimize pek karşı karşıya da gelmiyorlardı. Fakat burada bir artık kaç kişi ama sayılarının çok az olduğunu söyleyebiliriz. 5 bilemediğimiz 10 kişi ya var ya yok onlar. O askerlerimizi şehit edenler. Bunların eskiyle kıyasladığımız ama bir farklılıkları var. Yani o en son geçen cuma günü şehitlerimiz olduğunda bunların kendi yandaşlarının yayınladıkları videolar var. O videolar çekenler kask kamerasıyla çekmişler. Yani bu kask kamerası PKK'da kask zaten yoktu öyle bir şey. Poşu bağlarlardı veyahut da teknolojileri epey gelişmiş. Amerika tır tır silah veriyor. Tabii. Yani orada bir kere GPRS bağlantılı kask kamerasıyla çekim yapıyorlar bunu. O videolar o şekilde yayınlanıyor. Bu adamlar şuraya mı gidiyorlar onu anlamak istiyorum. Yani bir istihbarat var, karar veriyorlar şurayı vuralım falan diye. Bir hareketliliğin sonucu ilerlemiyorlar mı, saldırmıyorlar mı? Amerikalı komutanlarla fotoğraflarını görüyoruz. Bölgede tatbikat yapıyorlar. Yani bunlara birileri açıktan emir vermiyor mu? Bu saldırılar böyle gerçekleşmiyor mu? Yani kendiliklerinden yaptıkları bir şey değil.
onlara bu konuda bir emir verildiği kesin. Yani silahlı kuvvetlerin özellikle de Gazze, İsrail ve Amerika bağlantılı olarak düşünmezsek burada eksik kalır. Hı hı. Yani PKK'nın tek başına bu tür kritik kararlar verebilecek bir örgüt olmadığını yaşananlardan hepimiz haberdarız. Görüyoruz da zaten. Yapıp etmeler de bunu teyit ediyor. Durup dururken PKK böyle bir harekete geçemezdi. Kaldı ki biz oraya gerçekten de geçici üs bölgesi ve kalıcı üs bölgeleriyle orada zaten kontrolü sağlamışız. Hı hı. Bulunan noktalar hakim araziler. Oralarda geçici üs bölgeleri kurulmuş. Hı hı. Yani birkaç gün evvel televizyonların muhabirleri de veyahut da programcılarından kimileri şu an o bölgeden görüntülü canlı yayın yapıyorlar. Biz de hemen gideceğiz biraz sonra. Ve, tam o bölgeye değil ama sınıra bir gideceğiz. Ve orada gerçekten de yani hava şartlarının nasıl olduğunu izliyoruz. Yani bir PKK'lının oraya normal yürüyerek de geldiğini ben pek zannetmiyorum. Evet. Ama konu bu değil değil mi? Yani hava koşulları, savaş koşulları diyorlar. Biz bir savaş yürütmüyoruz. PKK'ya terörle mücadele yürütüyoruz ama karşıda ABD'nin desteklediği bir ordu yapılanması var. Kendilerini öyle tarif ediyorlar. Dolayısıyla burada konuşulacak konu hava şartlarından öte bu sürecin niye başladığı olmalı bence. Bunun ayrıntılarına bu akşam bakalım hocam. Evet, ben o yüzden Gazze bağlantılı, İsrail bağlantılı ve Amerika bağlantılı. Şimdi onların olan üzerinden gidersek daha ayakları yere basar. Hemen devam edeceğiz hocam. Şöyle yapalım. Bir girizgah olsun dedim. Barış Türel var. Muhabirimiz Suriye sınırında. Rejiden bana hemen oraya gidelim diyorlar. Herhalde koşullar zor. Dinliyoruz hocam seni. Aslında hem Suriye'nin hem de İran kuzeyinde operasyonlar kararlı ve başarılı bir şekilde devam ediyor. Kameraman arkadaşım Mehmet Ali Vağ'la birlikte biz yaklaşık 4 gündür Kamışlı'dayız. Daha doğrusu Mardin'in Nusaybin ilçesindeyiz ve hemen arka tarafımız Suriye'nin kuzey kenti olan Kamışlı. Operasyonlar şunu ifade edebiliriz ki çok yoğun bir şekilde gerçekleşiyor. Özellikle bugün çok hareketli anların yaşandığını ifade edebiliriz. Kamışlı hemen arkamızda bakın. Sınır duvarı var ve hemen arkası da Kamışlı. Buradan çok net bir şekilde görebiliyorduk. Zaten birçok canlı yayında da ekranlara getirdik. Özellikle çok farklı noktalarda operasyonlar düzenlendi. SİHA'lar daha önce belirlenen hedefleri tek tek vurdu ve imha etti ki hedefler deyip geçmeyelim. İçerisinde Kamışlı terör örgütü PKK-YPG'nin petrol kuyularının, petrol tesislerinin bulunduğu bir kent. Yine çok sayıda askeri istihbari bina var. Sözde karargahlar, cephanelikler var. İşte bunlar tek tek belirleniyor. Nokta atışıyla, bakın altını çizmekte fayda var. Nokta atışıyla bu hedefler tek tek imha edildi. Özellikle Milli İstihbarat Teşkilatı bölgede operasyonları yoğunlaştırmış vaziyette ki geçtiğimiz gün aslında Milli İstihbarat Teşkilatı'nın yaptığı operasyonlar da paylaşıldı. 23 hedef Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından sadece bir günde tek tek imha edildi. Karargahlar dediğim gibi askeri, istihbari binalar, petrol ve enerji altyapı tesisleri yani çok sayıda nokta terör unsuru yerle bir ediliyor. Kamışlı'da değil sadece Rumeylan'da, Deirizor'da, Aynel Arap'ta yine belirlenen hedefler gerçekten tek tek imha ediliyor. Sadece terörist sayısından bahsedecek olursak 77 terörist sadece son 4 günde etkisiz hale getirildi. Çok sayıda hedef imha edildi. Operasyonlar geniş bir coğrafyada devam ediyor. Şu an Kamışlı'dayız. Daha doğrusu Mardin Nusaybin ilçesindeyiz. Kamışlı'ya yakın bir noktadayız. Burada aslında İran kuzeyindeki hava koşullarına nispeten daha yumuşak bir hava var. Daha sıcak bir hava var ama yine tabii operasyonların İran kuzeyinde de yoğunlaştığını ifade edelim. Kameraman arkadaşım Mehmet Ali Bağ'la birlikte birkaç gün önce de aslında Hakkari'deydik. Üst bölgelerine çıktık. 3500 rakımlı üst bölgelerine gittik. Oradaki coğrafi şartları, iklim şartlarını da biliyoruz. Zaten kameraman arkadaşımla orada haberler yaptık, canlı yayınlar yaptık. Yine muhabir arkadaşımız Yüksel Akalan Hakkari bölgesinde. Gerçekten bu zorlu şartları anlatıyoruz ama bunlar klişeye geçti artık. Yani Mehmetçimiz evet zor şartlarda sınırları koruyor, hududu koruyor. Aynı zamanda İran kuzeyinde bu şartlara rağmen mücadelesini etkin bir şekilde yürütüyor. Bunun altını çizmekte fayda var. Yani o zorlu coğrafyaya rağmen, zorlu iklim şartlarına rağmen bu operasyonlar yapılıyor. Hem de etkin ve kararlı bir şekilde. 77 terörist diyoruz, dile kolay. Ama bunlar
planlı bir operasyon, planlı bir mücadelenin neticesinde yapılan operasyonlar ve etkisiz hale getirilen teröristler. Geniş bir coğrafya, sadece Suriye'nin kuzeyinde Kamışlı'da son 4 günde yapılan operasyonların sayısını biz bile bilmiyoruz. Yani bugün mesela şunu söyleyebiliriz, her saat başı bir noktada patlama sesi geldi ve buradan da görebildiklerimizi söylüyoruz sadece. Yani Kamışlı'nın içlerine doğru olan operasyonları göremiyoruz. O dumanların yükseldiği yerleri gördük. Yani her saatte bir nokta vuruldu ve içlerinde gerçekten terör örgütünün finansman kaynağı diyebileceğimiz, gelir sağladığı bölgeler var. Yani petrol kuyuları, petrol tesisleri, enerji ve altyapı tesisleri var. Ve bu operasyonlar koordineli bir şekilde devam ediyor. Hem İran kuzeyinde hem Suriye'nin kuzeyinde operasyonlar, evet, kararlı ve etkin bir şekilde devam ediyor. Şu anda evet burada gece yaklaşıyor tabii, bizim haber nöbetimiz devam ediyor ama yayına bağlanmadan 2 dakika önce bile burada patlama sesini duyduğumuzu ifade edebiliriz. Şu an tabii karanlık olduğu için o bölgedeki dumanları göremiyoruz ama dediğim gibi patlama seslerini zaman zaman duymak mümkün. Teşekkür ederiz. Barış Türel Suriye sınırından gelişmeleri aktardı bize.